Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Dur bir dakika. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere kuzenim Tuğba'ya uğradım. Sonbahar makyajını yaptım. Çünkü benden Tuğba'la video çekmemi daha çok istediniz. Onunla çektiğim bir önceki videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Buradan bir yerden. O makyaj da çok fazla sevildi ve izlendi. O yüzden Tuğba da bize gelmişken onunla ikinci bir makyaj çekmek istedim. Bu da böyle bu sonbahar makyajı, böyle daha çok gün kurusu renklerinde falan. Hatta günlük hayatta da kullanabileceğiniz çok güzel ve kolay bir makyaj. Sadece 3 renk farla yapabileceğiniz gerçekten kolay bir makyaj. Her neyse, lafı uzatmıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemeye geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Keşke konuşsam. Ne diyeyim? Söyle konuşacağım. Ha. Geçti artık. Bir daha çekebiliriz. Ay dur. Ya ama çok kötü görünüyor. Ya ben de saçlarımı topladım ya. Biraz aşağı indir. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Tuğba'ya... Çok kötü Ya benden kötü görünemezsin şu an. Dur. Saçmalama. Ya tamam hadi. Tekrar hoş geldiniz. Şu an çok beyaz görünüyorum. Şimdi Tuğba'ya makyaja başlayacağım. Öncelikle yüzüne bir baz süreceğim. Bu bazı da Skin Touch Professional Makeup makyaj bazını kullanacağım. Bu bazı gerçekten o kadar çok sevdim ki. Bunu Real Techniques'in Stipting Brush'ıyla Tuğba'nın özellikle elmacı kemiklerine uygulayacağım. Sen şu tarafa dön tatlı. Bu böyle gözeneklerini tıkıyor ve böyle makyajın daha kusursuz ve daha kalıcı olmasını. Ondan sonra Tuba Maybelline'in Affini Matte fondöteni kullanıyormuş ve bundan çok memnunmuş. O yüzden ben de bunu kullanacağım. Numarası da 16 Vanilla Rose. Çok kullanmayacağım. Çünkü cildinde hani böyle sivilce falan o tarz bir şey olmadığı için sadece cildinin renk tonunu eşitleyeceğim. Bunu fırçayla böyle, sen şöyle dön ki kamera seni görsün. Böyle nokta nokta yayıyorum. Bu fırçayı kullanırken en önemli şey böyle nokta nokta yaymak. Sonra bunu bu şekilde dağıtıyorum. Bir şey değil mi? Bunun rengi sana açık. Bugün Tuğba'ya sonbahar renklerini kullanacağız. Yani ben kendime kahveli yapmıştım. Tuğba'ya da gül kurusu falan yapacağım daha çok. Şu hareketinden bahsedeceğim. Tamamdır. Onu cildinde fondöteni kururken biz göz makyajına geçelim. Öncelikle göz kapağına MAC'in Painterly Paint Pot'unu kullanacağım. Ten rengini bu göz bazı olarak. Göz kapağını güzelce yaydıktan sonra pastelin Nude Eyeshadow paletini kullanacağım. Gerçekten bu palet mükemmel ötesi bir palet. Bu paletten şu iki rengi kullanacağım kriz bölgesi için. Öncelikle tüm göz kapağını buradaki bu şeftali rengini yayıyorum. Geniş uçlu bir fırçayla. O ördü o kadar yakın görünmeyecek. Görünür. Sonrasında kriz bölgesine buradaki bu morumsu rengi kullanacağım. Bu rengin ismini bilmiyorum. Fazlasını atıyorum. Kapat gözünü. Gölge vermeye başlıyorum. Kaş altlarını da buradaki bu beyaz renkle iyice aydınlatıyorum. Bugünkü istediğimiz makyaj böyle doğal olsun yani. Çok böyle makyaj durmasın. Şu renk gerçekten gözlerinizi çok ortaya çıkarıyor. Makyajı ne kadar çok karıştırırsanız o kadar çok doğal bir görünüm elde edersiniz. O yüzden farınızı güzel bir şekilde dağıtmaya özen gösterin. Onu da hallettikten sonra buradaki bu simli gri rengi alıyorum ve bunu Tuğba'nın göz bebeğine uyguluyorum. O gözün ortasına falan. Buradaki göründüğü kadar gri bir renk olmuyor. İki rengin karışımı çok tatlı böyle bir renk elde etmenizi sağlıyor. Ama fark ettim ki bu far biraz tozuşuyor. O yüzden yüz makyajınızı fardan sonra yapmanızda fayda var. Biz yaptığımız rengin biraz açık olduğuna karar verdik. Çünkü kameradan bakınca hiç görünmüyor. O yüzden şuradaki şu kahverengiyle birazcık daha koyulaştıracağız makyajı. Çok azıcık gölge vereceğiz. Fazlasını atıyorum. Çünkü çok pigmentli bir farlar. Ve gözün dış köşesini birazcık koyulaştırıyorum. sonracığıma şu gözün içine kahverengi kalemi çekelim. Şimdi gözünü böyle
biraz daha ortaya çıkarmak için göz şeklini kahverengi bir kalem kullanacağım. Bunun için de Maybelline'in Expression Kajal maskarasını kullanacağım. Bu neden hep kazal diyorum ya? Merhaba. Merhaba tatlım. Ha? Böylece gözlerinin rengini daha çok ortaya çıkardık. Şimdi kaşlarını boyayacağım. Bunun için de pastelin Profession I do Eyebrow Do kaş kitini kullanıyorum. Bunu H&M'in kaş fırçasıyla uygulayacağım. Tamam. Kaşlarımı da bitirdikten sonra şimdi Tuba bir kirpiklerini kıvırsın. Çünkü ben kıvıramıyorum. Gözlerine maskara olarak da Max Factor'ın Master Face Glamour Expression maskarasını uygulayacağım. Ben bir İngilizim. Şimdi kapatıcıya geçiyoruz. Maybelline Effing Tone kapatıcısını kullanacağım. 01 numara. Bunu göz altlarına daha çok hani morlukları kapatmak için değil de aydınlık vermek amacıyla kullanacağım. Dudak üstüne, burnun üstüne, çenesine ve alnın ortasına. Aydınlık göstersin. Çenem biraz daha geniş gösteriyor. Bunu fırçayla yayıyorum. Güzelce yaydıktan sonra kontür işlemine geliyoruz. Elmacık kemiklerinin üstüne ya da tam hizasına. Zaten fırça o kadar güzel ki yani sizin yapmak istediğiniz yeri belirliyor direkt, belirliyor. Sonra allığa geliyoruz. Allık olarak, çok pastel kullandım. Tekrar pastelin 15 numaralı allığını kullanacağım. Aydınlatıcı olarak da Meluminizer kullanacağım, The Balm'ın. Evet, sonunda bunu elde ettim. Çok mutluyum gerçekten. Bolca kullanabiliriz. Highlight'ı özellikle amacı kemiklerin üstüne olarak Eva Marie Lip Maximizer isimli bir dudak dolgunlaştırma şeyini kullanacağız ama biz bunun parlak duruşunu sevdiğimiz için Tuba'da kullanıyoruz. Yani yoksa herhangi bir parlayıcı da kullanabilirsiniz. Ve Tuba'nın makyajını bitiriyoruz. Böyle kumralımsı, sarışınımsı, böyle buğday tenli insanların uygulayabileceği bir sonbahar makyajı yaptım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Çünkü ben Tuba'da duruşunu çok beğendim gerçekten. Makyajın renkleri güzel oldu yani. Gözlerini falan böyle ortaya çıkardı. Umarım siz de beğenirsiniz. Sen bir şey söylemek ister misin? Her videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Tuba artık İstanbul'da olduğu için eğer Tuba'da daha fazla video istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Çünkü biz onu çekmeye çalışırız. Güzel kalın, hoşçakalın.